Sucur Irmağı. Aslında öyle demek daha doğru. Suriye'nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve silahlı muhalif gruplar tarafından yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda dördüncü aya giriliyor. Operasyonları kararlı bir şekilde sürdüren Türk askerleri hedeflerinde o bölgeyi PKK terör örgütü ile DAEŞ'ten temizlemek. Yapılan operasyonlarda son olarak 16 askerimiz şehit düşmüştü. Şehit haberlerinin ardından TSK hainlerin birçok hedefini yerle bir etti. Yapılan operasyona ne zaman sona erileceği henüz belli değil. TSK'nın tek hedefi sınırlarımızı tehdit eden PKK ve DAEŞ'i o bölgelerden temizlemek. Ancak seferberliği olan birçok İnegöllü askerin tekrar askere çağrıldığı öğrenildi. Gelen seferberlik emriyle tekrar silah altına giren askerler önce kısa bir dönem eğitim alacaklar. Eğitim sonrası İnegöllü birçok askerin Elbap operasyonlarında yer alacakları bilgisine ulaşıldı. Tekrar silah altına giren er ve erbaşlar vatan için ne gerekiyorsa yapacaklarını ifade ettiler. Öte yandan ikinci kez askere giden birçok asker için uğurlama törenleri düzenlenerek dualar eşliğinde uğurlandılar.